Türkmenli Televizyonu'ndan Olaylara Bakış programından herkese saygılar, sevgiler efendim. Güzelim Türkmen şehri olan Erbil'deyiz. Bu hafta Olaylara Bakış programında çok özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Efendim Irak Türkmen Cebesi Erbil Milletvekili İmdat Sabah Bilal'le birlikte efendim bu programda sizlerleyiz, karşınızdayız. Hoş geldiniz Olaylara Bakış programına efendim. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Erbil'den kucak dolusu selam güzelim Kerçük şehrine ve size de teşekkür ederek bu programı, bu fırsatı bize sunduğunuz, eziyet çektiğiniz tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun. Şimdi Olaylara Bakış programında ilk olarak hani şunu sormak istiyoruz size. Siz bir milletvekili olarak parlamentoda hangi komisyonlardasınız? Efendim rolünüz, faaliyetleriniz nelerdir? Evet. Bilirsiniz biz geçen senenin 2019 11 Temmuz ayında yemin yaptık, milletvekili olduk. Evet. O tarihten bu tarihe kadar tabii ki birçok faaliyetlerimiz ister sosyal kültürel alanlarında hem siyasi olarak hem de idari olarak olmuştur. Evet. Parlamentodaki çalışmaları kısaca bir değinmek isterim. İnsan hakları ve sosyal komisyonunda olarak orada göreve başladım. Evet. Tabii orada her milletvekili en azından iki komisyonda olması lazım. Benim komisyonlarım da birisi sosyal işleri ve insan hakları bir komisyon. Evet. Bir de parlamentonun şikayet ve idari işlemler komisyonu. Bu daha fazla parlamentonun idari ve iç işlerine bağlı bir şeydir, bir komisyondur. Evet. Ama diğer ise biraz daha geniş. Yani bölgedeki bütün Koydiyağ'ın hapishanelerde sosyal tesisler işte olur. Özellikle riaya içtimai, mesela bu gibi şeyler hepsi bize bağladı. Evet. Erbil, Duhok, Süleymaniye olarak. Erbil, Duhok, Süleymaniye. Evet. Şimdi Erbil'den biraz bahsedelim, Türkmenlerden biraz bahsedelim. Evet. Size bir milletvekili olarak bu soruyu soruyoruz. Erbil Türkmenleri gerçekten kendilerini burada ikinci millet olarak görüyor mu? Evet. Şimdi bunun cevabı biraz şöyle, yani biraz daha fazla açmak isterim bu konuyu. Bilirsiniz siyasetin ve siyasetçilerin güçlenmesi için, eli kolu güçlenmesi için toplumun da, buradaki halkın da büyük destekçi olması lazım. Bu destek olunca siyasetçiler daha rahat konuşur, daha hak iddia edebilir. Evet. Ve daha etkili çalışmalar yapabilir. Biz bu konuda tamamen %100 başardık demeriz ama tamamen de pasif kaldık demeriz. Çünkü burada bir gerçek var. Erbil yapısıyla, tarihiyle, kültürüyle bir Türkmen özellikli bir şehirdir. Evet. Ama aynı zamanda bugün Kürt kardeşlerimizle, Hristiyan kardeşlerimizle birlikte yaşarız ve burada bu bölgede bir siyaset yaparız. Peki efendim Sayın Bilal, şimdi Türkmenler, buradaki Türkmenler ister siyasi açıdan olsun, ister sosyal açıdan olsun veyahut eğitim alanında olsun bölge hükümetinden efendim gereken desteği alıyorlar mı? Cevap evetse örnek verebilir misiniz? Evet, şimdi desteğin çeşitleri var. Manevi destek var, maddi destek var. Maddi destek açısından hayır. Yani çünkü bölgede bugün hem Irak'ın genelinde de bir ekonomik sıkıntısı var. Özellikle koronavirüsünün ortaya çıkması, işte pandemi dönemi 6 evet. aydır, 7 aydır. Petrol fiyatlarının düşmesi. Bu sadece bölgeyi değil, bütün Irak'ı bir sıkıntıya soktu. Onun için biz bu konularla ilgili açıkçası çok fazla bir maddi destek görmüyoruz. Çünkü bütün bakanlıkta da böyle bir kısıtlama başladı bütün faaliyetlerde. Ama bir manevi destek bizim burada şu anda eğitim
diyelim ki eğitim bakanlığı bünyesi altında Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü var. Evet. Türkmen Kültür Bakanlığı bünyesi altında Türkmen Kültür Genel Müdürlüğü var. Bunların bir şeması var. Bunların işte diyelim ki bir takım çalışmaları var. Okullarımız var burada. Türkmen okullarımız var burada. Sıkıntıları var mı? Var tabii ki sıkıntılar. Ama bu sıkıntılar bir kısmı kendi diyelim ki o müdürlüğün bünyesine bağlı, insanlarımıza bağlı. Bir kısmı da rutin idari işlemlere bağlı. Yani bakanlıkla müdürlük arasında ya da işte bakanlıkla başbakanlık arasında. Çünkü bazı şeyler burada kanunla düzenlenmesi gerekir. İster istemez o kanun da düzenlenmek için bir siyasi birliktelik olması lazım. Özellikle biz Türkmen milletvekilleri olarak yani bir projeyi geçirmek için bir söz olmamız lazımdı. Şimdi herkes bir taraftan farklı düşünceler olursa ister istemez birçok sıkıntıyla biz karşı karşıya kalabilirdik. Onun için bugün burada bölgede genel olarak bir sıkıntı var. Yani bir Türkmen okulun sıkıntısı var da bir Kürt ya da bir Hristiyan okulun sıkıntısı yok. Yok, böyle değil. Bir Kürt'ün de var, Hristiyan'ın da var, Türkmenlerin de var. Ama biz şundan bazen şikayetçiyiz. Mesela bizim birçok şey aslında yapabiliriz. Yani yapabilinir burada Türkmenler için. Evet. Bir olardan mesela bizim okullarda daha önceden, birkaç sene önce milli marşımız vardı, okunurdu. Türkmenyeli marşı. Evet. Aynı zamanda Türkmenyeli bayrağı göklere çekilirdi. Aynen bölgenin bayrağıyla ya milli marşıyla birlikte. Şu anda maalesef yok. Bu birkaç sene önce bu kaldırıldı. Yasaklandı mı? Yasaklandı değil. Bu bizim o dönemki işte diyelim ki siyasetçilerin ya da yöneticilerin anlaşmamazlığı neticesinde karşı tarafta bunu ister istemez fırsat biliyor, geciktiriyor ve bu ne kadar böyle devam etti. Şimdi biz Allah'ın izniyle bunun peşindeyiz. Çünkü bazı şeyler var. Bu proje istemez. Projeye gerek yok. Bu tamamen bakanlığın verebileceği bir karar. Çünkü bizim daha önceden Türkmenler için burada daha fazla diyelim ki buradaki oluşumlar için çıkan bir yasa var. O yasa da bu bölgede yaşayan Türkmen, Hristiyan bütün oluşumlar hakları orada bellidir. Biz o siyasi ve kültürel hakları içerisinde bugün Türkmen okullarımızda nasıl Türkçe okursak o bizim bir hakkımızsa biz bir Türkmen bayrağı da Türkmen öğrencilerimize sevdirmek ve tanıtmak gayet normal bir şey ve Türkmen Milli Marşı da bir Türkmen öğrencisine okutmak ve tanıtmak gayet normal bir şey. Evet. Bu o kadar büyük bir tehlike değil, bir parçalanma söz konusunda değil. Biz nasıl Irak Marşı okursak ya da biz buranın Kürt Marşı okursak bir Türkmen Marşı da okunması gayet normal. Bugün Hristiyanlar yani maalesef bizden daha yani önceler bu konularda. Milli marşları da var, bayrakları da var ve birçok okullarda bunu gerçekleştiriyorlar. Ama bizim maalesef bu hala gerçekleşmedi. Tabii bu da buradaki işte genel müdürün yani onların da geçen işte görüşmelerle girişimleriyle inşallah bunu tekrar okullarımızda göreceğiz. İnşallah gerçekten de hani önemli noktalardan birisi. Tabii çok bu önemli. Erbil için, Türkmenler için tabii ki de. Peki şimdi seçimler kapıda. Evet. Erken seçimlerde az kaldı. Seçimlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bundan önceki seçimlerde Erbil'de yani Türkmen oyları kaybolmaya gittiği iddiaları var. Bunun aslı nedir? Bugün Irak zor bir sıkıntı bir dönemden geçiriyor. Yani Irak'ın geneli maalesef bu dediğim geçerli. Bu seçim sistemin de değişmeği ister istemez kendiliğiyle beraber birçok sıkıntıyı da belki getirebilir. Evet. Tabii zaman ne gösterir belli değil ama belki çok daha iyi olur, belki de çok daha kötü olabilir. Erbil'de daha önce yapılan seçimlerde dediğim gibi biz burada
Türkmen cephesi olarak tabii ki bir Türkmen milletinin kendimiz yani bir maşro temsilcisi olarak görüyoruz. Ama bizim yanımızda da ister istemez bu Kerkük'te, Erbil'de de diğer Türkmen partileri de var. Evet. Madem ki hedef bir, yol bir, evet, meselemiz milli meseledir. Davamız bir. Davamız bir. O zaman bazı şeylerde birleşmekte ya da birlikte hareket etmekte, birlikte karar almakta fayda var. Seçim bizim için çok önemli bir geleceğimizi diyelim ki garanti eden bir işlemdir, bir eylemdir. O yüzden bu seçimlerde en azından bir siyasi birlikteliğimizin olmasında fayda var. Tabii. Şimdi bu olmayınca Irak'ın genelinde de bir baktığı zaman daha önceki seçimlerde çıkarttığımız milletvekili sayısı en son seçimlerde çıkarttığımız milletvekili sayısına evet. Ha, burada böyle bir sıkıntı yok. Burada kuota sistemi var. Yani 111 milletvekilinden 5 Türkmen milletvekili var. 5 Türkmen milletvekili kendi arasında biz mesela Türkmen cephesinin evet. temsilcisi olarak kaç tane oy işte alırsan ona göre siz sandalye kazanırsınız. Bizim bir sandalyemiz var. Ha, daha olması gerekirdi. Evet, daha olması gerekirdi. Yani biz en azından 2 veya 3 bekliyorduk. Ama olmadı çünkü hem seçim sistemi hem bazı işte engeller maalesef bunu engelleri. Bir de bir gerçek var burada. Seçime yani katılım sayısı az. Irak'ın genelinde budur. Niye? Millet artık bıkmış bu Irak'ın yöneticilerinden veya kötü idarecilerden. Yani bugün en doğal bir insan için hak, işte elektrik, su, işte hizmetler bunlar yok. Şimdi bu olmayınca ister istemez insanlar çok fazla seçime de ehemmiyet verir. Ekonomik sıkıntı belli evet. başlı bir sorun. Evet. Katılım az oluyor. Durum böyleyken de burada da aynen böyle. Erbil'de de aynen sıkıntı. Doğru. Ve özellikle bizim Türkmenler maalesef çok fazla yeterince seçime giremiyorlar. Yani tabii ki doğru yani Irak'ın genelinde bu sorun var ama en fazla da bizim Türkmenlerde bu var. Onun için benim yani nacizane tavsiyem yani seçim bizim geleceğimizdir. Tabii bizim ki. Varlığımızdır. Bizim dilimizin, bizim her şeyimizin ispat etmesi seçimlere bağlıdır. O yüzden ne olursa olsun, ne eziyetler olursa olsun insanlar seçime katılmalı, haklarından vazgeçmemelidirler. Evet. Peki gelecek seçimler için bir ön hazırlıklarınız var mı? Adaylar belli mi? Belli olacak mı? Irak Türkmen Cephesi'nin seçim daire başkanlığı var biliyorsunuz. Seçim dairesi evet. var. Aynı zamanda işte bununla ilgili tabii ki Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu mutlaka bir hazırlık yapmıştır. Yani şu ana kadar Erbil'den adaylar kimdi Türkmen Cephesi'nin Bağdat Parlamentosu için? Yani şu ana kadar herhangi bir şey yok. Ama tabii ki hazırlık var. Eminim ki adaylar da belki belli olmasa bile çok kısa bir süre içerisinde belli olabilir. Ama mutlaka katılmamız şartı Erbil'den de. En azından Erbil'den bu defa bu seçimlerde bir Erbil Türkmeni olarak milletvekili. Yani gönül ister Türkmen cephesinden olsun ama olmasa da bağımsız bir Türkmen Bağdat'ta bulunsun. Tabii bu bizim için önemli. İnşallah. Peki Türkmen ve Kürt siyasi partilerinin arası nasıl şu an Erbil'de? Evet. Şimdi bugünkü siyasi sahaya baktığımızda biz Türkmenler olarak özellikle Irak Türkmen cephesi için en büyük sıkıntıyı biz burada yaşıyorduk. Evet. Diğer partiler çok fazla değil. Ama bugün biz Irak Türkmen cephesi olarak hem parlamentoda varız hem de hükümette varız. Varlığımız var. Ki bir bölge bakanından sorumlu, yani bölge bakanı etnik gruplardan sorumlu bir bölge bakanımız var. Bir takım kültürel sosyal faaliyetlerimiz var. Müdürlüklerimiz var dediğim gibi. Türkmen okullarımız var. Çalışmalar ister siyasi ister kültürel çalışmalarımızda sıkıntı yok. İlişkilerimiz de özellikle biz burada Irak Türkmen Cephesi olarak
bölgedeki bütün Kürt siyasi partilerle ilişkimiz normaldir, iyidir. Hı hı. Yani biz hiçbir Kürt partisini başka bir Kürt partiye diyelim ki üstün ya da filan tutmuyoruz. Bizim için ilişkilerde bütün Kürt partileri aynıdır. Aynı mesafede davranıyoruz. Ve bu mesafede ikili ilişkilerin güçlenmesi konusunda Kürt-Türkmen ilişkileri önemlidir ve buna vurgu yapıyoruz. Yani bu şekilde diyorsunuz ki Türkmen siyasetinin dağılmaması lazım. Tabii dağılmaması lazım. Yani bugün Türkmen siyaseti değil de Irak siyaseti genelde Irak'ta çok zor bir sıkıntı, bir durumdan geçiriyor. Ve bunun en maalesef bunu çok şeyden söylüyorum. Biz Türkmenler olarak çok sıkıntıdayız. Yani evet. İster coğrafi olarak, ister siyasi olarak, ister iktisadi, ekonomik olarak. Yani bir kere bir coğrafi bütünlüğümüz yok. Bölgelerimiz paramparça. Evet. İkincisi Arap-Kürt arasında yaşayan bir coğrafyaya dair. Bu da ne demektir? Bu da her an o kültürler arasında erimekle muarrazık. Yani üçüncüsü kendimize özgü bir ekonomik bağımsızlığımız yok. Ekonomik bağımsızlık bir milletin kalkınması için ve ayakta durması için çok önemli. Bizde o da yok. O yüzden böyle bir durumda biz Türkmenler, Türkmen yöneticileri ve Türkmen partileri daha fazla birlikte hareket etmesinde fayda var. Çünkü bizim içerimizde, bizim bütün partilerimiz milli partiler, milli çizgide plan projeleri diyelim ki ideolojisi olan partiler. Evet. Yani sol partimiz yok. O zaman madem ki durum böyleyken sıkıntı ne? Sıkıntı o zaman şu, şahsi menfaatler. Şahsi menfaatler maalesef davaya ve Türkmen meselesine çok çok zarar veriyor. Daha üstün olmuş. Daha üstün oluyor. O yüzden yani şahsi menfaati bir kenara bırakıp Türkmen menfaatini düşününce eminim ki Türkmen davası daha çok yükseklerde olacaktır. İnşallah. Peki bölgesel yönetimin parlamentosundaki Türkmenlerin ağırlığını değerlendirir misiniz Sayın İler? Evet. Biz parlamento içerisinde hemen hemen bütün demokrasi projelerinde ya da işlemlerinde varız. Bu dönem içerisinde, 5. dönem parlamento, biz burada bu parlamentoda çok önemli geçmişe, yani geçmişte çok önemli iki kararlar aldık. Bu tabii ki daha önce hiç yapılmadı bölgede. Birincisi Türkmen Basın Günü. Evet. 25 Şubat Türkmen Basın Günü. İkincisi Türkmen Dil ve Kültür Günü. 17 Kasım Türkmen Dil ve Kültür Günü. Doğrudur. O bu iki günü belirledik. Bu iki günü tabii ki parlamentonun 3 defa üst üste oturmasıyla birinci okunuşu okunması, ikinci okunması ve daha sonra da oylaması, biz orada gördük ki çoğu taraflar bizi destekledi. Çoğu taraflar bugünler bizi destekledi. Ve onaylandı. Evet. Yani şu anda Allah'a şükürler olsun ki iki resmi günümüz iki var. Resmi günümüz var. Ha, tatil değil bugünler. Ama resmi bir peki gün. Peki neden tatil ilan edilmedi bugünler? Tatili biz kendimiz istemedik. Niye? Çünkü bundan sonra projelerimiz olacaktı tatile yönelik. Yani bir tatil günü belirleyeceğiz. Tabii ki orada Türkmen milletvekillerinin muttefik olmasıyla birlikte bir tatil günü belirleyecek, milli bir gün belirleyecek ya da şehitler günü. Yani bir günümüz çünkü, tatil olsun. Sizin de dediğiniz gibi bizim çok özel günlerimiz çok var. Özel sadece gün. İki günümüz yok tabii, normalde. Tabii. Hani, o yüzden hani daha fazla olsa daha iyi olmaz mı? Tabii ki daha iyi olur. Ama bu da neyden olur? Bu bir zaman ister, süreç ister. Bu bir uzlaşma ister. Bu bir birliktelik ister. Proje yazmak ister. Fikir üretmek ister. Bunlarla birlikte bunlar olur. Şimdi biz şunu demeye çalışırım. Mesela 11.07.2019'da biz parlamentoya milletvekili olarak başladığımızda 6 ay sonra biz bu iki günü mesela onaylayabildik. Niye?
Evet. Çünkü 5 Türkmen milletvekili evet. artık yeter dedik. Yani bir şeyler üzerine anlaşsak ve orada biz Türkmenler için, yani millet bizden bir şeyler bekler. Tabii ister ki. İstemez. Biz bir şeyler yapmamız lazımdı. Bu iki gün üzerine anlaştık. Ama bunun devamı gelecekti. Tabii ki devamı gelecekti. Bizim bunun da yönelik çok daha projelerimiz var. Yani bir onlardan buradaki dilimizi ve varlığımızı korumak için bir Türkmen Akademisi olması şarttı. Kesinlikle. Yani olması şart. Yani burada Kürt Akademisi var. Hı hı. Yani o Kürt Akademisi altında hani bizlere işte Hristiyanlarda da Türkmenlere şube verilsin hı hı. gibi işte bir takım çalışmalar var. Ama biz bunu değil de bize özel olarak özel olarak yani bizle ya da Hristiyanlarla birlikte hı hı. özel olarak bize bir akademiyanın kurulması ve biz orada bilimsel olarak evet. Türkmen kültürü, diliyle ilgili, tarihiyle ilgili çalışmalar yapılmasında fayda var. İnşallah bu proje var elimizde. Hı hı. Yani bunu da yaparak bir de bir tatil günü dediğimiz o da elimizde inşallah. İnşallah. Peki bir milletvekili olarak yeni projelerinizden bize biraz bahseder misiniz daha açık şekilde? Yeni projeleriniz nelerdir? Evet. Şimdi biz iki tür çalışma yaparak. Bir hı hı. meclis çapında bir çalışma, bir de parti çapında bir evet. çalışma. Bizim bir kere sosyal faaliyetlerimiz hı hı. bu sürekli. Devam ediyor. Devamlıdır. Hı hı. Yani sosyal faaliyetler nedir biliyorsunuz. Yani Irak'ın adeti, hı hı. kültürü de, yani bizim Türkmenlerin de işte ziyaretlerde, sosyal hı hı. ziyaretlerde bulunmak, evet. yardımlarda bulunmak, hı hı. işte hasta ziyareti olur, işte taziyeler olur, işte hı hı. farklı etkinlikler olur, kültürel evet. veya sosyal. Biz bu sosyal faaliyetleri herhangi bir proje kapsamında değil, biz hı hı. sürekli bunu yapıyoruz zaten. Hı hı. Niye? Çünkü bölge bunu bizden istir ve biz toplumun içinde olmamız şart. Bu bir taraftan. İkinci, kültür tarafından, eğitim tarafından hı hı. Bir dediğim gibi bir Türkmen Akademisi elimizde var. Bunun projesini hı hı. inşallah en kısa zamanda yazıp meclise sunacağız. Bu bir. İkincisi tabii bununla birlikte birçok şeyi çözebilirlik. Mesela? Yani, mesela bizim orada en azından bilimsel kitap yayınlarımız hı. olacaktı. Hı hı. Yani burada siz Türkçe evet. Ve Türkmen tarihini Türkçe anlatmak hı hı. tamam, güzel evet. bir şey ama bir kere sizi burada Kürtler bilmesi gerekir, Araplar bilmesi gerekir ve İngilizce de bütün dünya sizi bilmesi gerekir. Hı hı. Yani bilimsel olarak farklı dillerde Türkmenlerin burada varlığından söz etmek ve bunu bir kitap halinde yayınlamak bu önemli bir konudur. Hı hı. Evet. İkincisi dil kursları, halay ekipleri, hı hı. işte ne bileyim gazeteler, kültür, radyo, TV, hı hı. yani televizyon. Bu çalışmalar o akademiyenin sonucunda hı hı. inşallah evet. Ortaya çıkacaktı. Niye? Çünkü bilimsel olarak hı hı. Yapılacaktı. Eğitim konusunda hı hı. Okullarımız tabii ki şükürler olsun, Allah'a şükürler, senelerdir devam ediyor ve daha da fazla etkili olarak devam etmek için hı hı. biz sürekli Türkmen ailelerini, Türkmen çocuklarını Türkmen okullarında yazdırmakta bu kampanya sürekli yapıyor bu şeyleri. Aynı zamanda dediğim gibi bu bir Türkmen üniversitesi. Evet. Yani Türkçe şu ana kadar bölümü. Türkçe bölümü. Evet, Türkçe bölümü var burada. Hı hı. Selahattin Üniversitesi'nde evet. Türkçe bölümü var. Ama niye bir Türkmen üniversitesi olmasın burada Erbil'de? Hı hı. Olabilir mi? Olabilir. Bu hükümet tarafından olmasa çok zengin insanlar var. Yabancı yatırımcılar var. Evet. Bunu yapabilir mesela. En azından yapabilirdik. Burada doğru. bizim mesela 2017'den 15'ten itibaren duran çok büyük bir binamız var. Hı hı. Türkmenler için ayrılan bir Türkmen okuludur. Hı hı. Biz bununla ilgili hem müteahhitle görüştük hem işte burada Eğitim Bakanlığı ile Genel Müdürlük'le görüştük. Ama ekonomik sıkıntıdan dolayı ne yazık ki inşaatı ortada kalmış. Hı hı. Halbuki bu mesele yapılabilir ve tam bir yarı özel olsa bile bir Türkmen okulu olabilir. Hı hı. Tabii bunun bir devamı ister
yani enstitü olabilir, bunun bir devamı üniversite olabilir. Hı hı. Yani bu çalışmalar yapılması gerekir ve bununla ilgili bizim şahsi olarak planımız var, programımız var, düşüncemiz var. Hı hı. İnşallah diğer Türkmen milletvekilleriyle bunlarla birlikte konuşacağız ve bunu ister hükümet yoluyla ister meclis, hı hı, yoluyla yani sunacağız. Üçüncü, siyasi çalışmak ki en önemli bir çalışmaktır. Hı hı. Burada siyasi olarak varlığı ispat ettiği, evet, zaman, hı hı, sizin toplum ister istemez bu siyasete güvenerek daha fazla size destek verebilir. Hı hı. Siyasi çalışmalarımız bölgedeki siyasi partilerle, hı hı, ilişkileri sıcak tutmak, iyi tutmak, hı hı, dengeli tutmak. Evet. Dengeli tutmak. Bu çok önemlidir, dengeli tutmak. Biz bunu şu anda yaparak, hı hı, ister meclis içerisinde olsun, ister dışında olsun, ya ister dışında olsun, yani parti olarak, Türkmen, hı hı, Cephesi, Erbil olarak, evet, biz diğer partilerle de iyi ve mecliste de diğer milletvekilleriyle, diğer siyasi gruplarla da, hı hı, ilişkilerimiz çok, hı hı, iyi. Evet, bir takım sıkıntılar var meclis içinde, hı hı, ama bu, evet, gayet normal. Dünyanın her yerindeki parlamentolarda bu sıkıntılar ya da bu diyelim, hı hı, ki anlaşmazlıklar olabilir. Hı hı. Bu bir yani demokrasi bir yani süreçtir. Bu olabilir. Biz bazen bazı projelere destek veririz, bazı projelere de destek vermiyoruz. Evet. Ama bu onun anlamı ne değil ki, ben hani bir parti bir proje yazdı, ben destek verdim, onunla çok iyiyim, hı hı, onun yanındayım veya destek vermesem, hı hı, o zaman ben onun karşındayım. Evet. Yok, hayır, böyle şey yok. Biz bir denge yürütmeye çalışırız. Hem parti olarak, hem meclis olarak, hem hükümet olarak. Hı hı. Yani, evet, bakanımızla birlikte, hı hı, o dengeyi kurmaya çalışırız. Hı hı. Aynı zamanda artık biz burada bazı şeylerde faydalanmamız gerekir. Evet. Ne gibi? Mesela burada iki parti en fazla işte bakan diyelim ki yardımcıları ya da, hı hı, genel müdürlükler kendi adamlarından atatıyorlar. Yani, hı hı, neye göre? Neden bizden değil? Neden bizden değil? Neden Türkmenden değil? Neden Türkmenlerden değil? O yüzden biz tekrar diyorum, ben tekrar o konuya geliyorum. Hı hı. Eğer gelirse biz burada Türkmen milletvekilleri olarak, işte bakan olarak her 4-5'imiz, 6'mız birlikte hareket edersek birçok şeyi elde edebiliriz burada. Hı hı. Yani o zaman genel müdürümüz de olur. Şu anda bir tane genel müdürümüz var. Evet. Türkmen genel müdürü. Evet. Bir de Türkmen eğitim genel müdürü, bir de kültür genel müdürü. Hı hı. Neden ama daha fazla olmasın? Bu Türkmenlerle ilgili. Ama bizim diğer bakanlıklarda, hı hı, değil mi? Müsteşarlarımız niye yok? Evet. Uzmanlarımız, hı hı, niye yok? Daha yüksek genel alanlarda tabii ki de. Müdürlerimiz, bölge şube müdürlerimiz. Hı hı. Mesela Erbil'de. Peki Erbil, bunun için çaba harcıyor musunuz? Tabii ki. Yani, hı hı, biz bunun için de ister parti olarak ister meclis olarak biz diğer milletvekilleriyle de konuşuyoruz. Yani en azından biz Erbil Merkez Center biliyorsunuz %70'i şu ana kadar Türkmen, hı hı, merkezi. Evet. Zaten bir Türkmen şehri. Yani. Evet. Yani niye mesela buranın kaymakamı Türkmen olmasın? Hı hı. Gayet normal. Değil mi yani? Hı hı. Yani en azından bir vali yardımcısı, tamam vali Kürt olabilir, herhangi bir partiden olabilir ama vali yardımcısı niye Türkmen olmasın? Hı hı. Yani Türkmen cephesinden olup olmamak şart değil. Şart değil. Hı hı. Bir Türkmen olmalı da. Niye? Çünkü bu şehrin yapısı bu. Yani özelliği bu. Hı hı. Türkmen de işinde gerçekten çalışkan ve sadık bir, doğrudur, insandır, bir toplumuk, hı hı, biz. Biz nerede çalışırsak, hı hı, dürüst bir şekilde çalışırız. Hı hı. Yani hizmet etmemizde ta geçmiş zamanlardan beri, Irak hükümeti döneminden beri bugüne kadar Türkmenler hiçbir zaman sisteme baş kaldırmayan bir millettir. Hı hı. Her zaman doğru dürüst çalışmış, hı hı, her zaman temiz çalışmış. Bizim şu anda da ister Kerkük'te, Telafer'de ve diğer, evet, Türkmen bölgelerinde olsun, biz aynı Türkmeniz, değişmedi, kökümüz değişmedi. Doğrudur. Ve bu şekilde çalışırız. Hı hı. Onun için biz bu dönemde, bu süreçte bunun için çalışırız. Yani en azından vali yardımcısı bir Türkmen ya da Erbil, hı hı, kaymakamlığı artık Erbil de sayısı diyelim ki oturum yani nüfus sayısı bayağı çoğaldı. Hı hı. Yani önceden Erbil diyelim ki 90'lı yıllarda
700-800 bin nüfusu civarında vardı. Idi. Ama şu anda Erbil 1 milyon 200 bin, 200 binin Türkmen üstünde. Türkmen nüfusu ne kadar şu an Erbil'de? Ya şu anda 250 bin Türkmen civarında var Erbil'de ama onlar da sadece merkezde. Evet. Ha. Onun için biz bunu geçen yetkili birisiyle de konuştuk. Yani nüfus madem çoğaldı, şehir çok büyüdü. Evet. Artık bir tane kaymakam yetmez. Yani en azından merkez kaymakamı bir farklı de olsun. Farklı olsun, bir de bölge kaymakamları olsun. Mesela en azından 2 veya 3 kaymakamlık olsun. Bütün Erbil sınırı, sınır, diyelim ki şeyler, Erbil içi sınır merkezi. O yüzden biz bu tür düşünceler var şu anda. Bu tür düşünceler var. Hem kaymakam sayesinde Erbil merkezinde çoğaltmak, hem aynı zamanda bir Türkmen kaymakamı olsun. Ya da en azından işte... vali yardımcısı Türkmen olsun. Diğer bakanlıklarda bizim mesela temsilcimiz olsun, varlığımız olsun. Çünkü biz buranın bir sahibiyiz ve ortağıyız. Tabii ki. Madem de ortağıyız, o zaman her yerde vücudumuz olması şarttı. Türkmenler göz ardı ediliyor mu peki Erbil'de? Mesela diyelim ki hani 1991 senesinden 2001'e kadar Türkmenler burada gerçekten çok şehitler verdi. Aynı şekilde de yaralılarımız da var. Hak ve hukukları elde ediliyor mu bunların? Evet. Burada? Şimdi o dönemden bu dönem değişti. Biraz yani o dönemlerde tabii ki yani 2003 yılından öncesi bir takım sıkıntılar vardı. Bir takım sıkıntılar vardı. Bölgede işte Türkmenlere karşı, özellikle Türkmen cephesine karşı. Ama 2003'ten sonra bu süreç değişti. Yani artık bu bölge dünyaya açıldı. Düşünceler değişti. Yani ticari işler burada daha fazla ön plana çıktı. Yoğunlaştı. İşte petrol çıktı. Petrolü işte diyelim ki Türkiye üzerinden dünyaya işte satılmağı. Yani bir takım burada ekonomik, kültürel, sosyal kalkınma oldu. Bir patlama oldu. Evet. Şimdi durum böyleyken artık yani çok fazla milli meseleler, benim kanaatim bu, şahsi kanaatim, çok fazla ön planda olmuyor. Bazı şeyler ön plana çıkıyor. O yüzden bizim şu anda yani Türkmenlerle ilgili ya da Türkmen cephesiyle ilgili bir şey yok. Yani belli başlı bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama kendi bazı konularda, idari konularda, işte bu az önce demin anlattığım bakanlıklarda bu tür sıkıntılar var. Var, tabii ki var. Evet. Var. Ama bunlar da neyden yani biter? Görüşmekle, anlaşmakla, anlatmakla, değil mi? Tabii ki. Uzlaşmakla, bu anlatmakla yani bu şeyler, bu çözüme varır. Ama derdini söylemeyen derman bulamaz gibi. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Çok güzel söylediniz, sağ olun. Yani Türkmenler üzerine herhangi burada o eski 2003 yılından öncesi bir baskı yok. Yani şu anda biz rahat rahat bir milletvekili olarak, işte bakanımız olarak, Türkmen partileri olarak, bütün Türkmen partileri işte bayrağını çok rahat bir şekilde burada dalgalandırabiliyor. Bir dönem bazı baskılar yaşandı. Bir dönem tabii ki baskılar yaşandı. Partiye doğru, Türkmen cephesine doğru tabii. baskılar yaşandı. Tabii. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? O dönem geçti mi, hala devam ediyor mu? Yani o dönem geçti, geçmesi de gerekiyor. Çünkü baskılarla bir şeye varılmaz. Baskılarla hiçbir yere varılmaz. Yani onlar da anladılar ki uzlaşmakta fayda var. Baskıyla değil, ikili ilişkilerle, iyi ilişkilerle ancak bir şeye varılır. Evet. Çünkü biz burada buranın asil unsuruyuz. Yani hiç kimse burada ne Arap ne de Kürtler ne de Irak hükümeti ne de bölge hükümeti Türkmenleri yok sayamaz. Doğru. Yok sayamaz. Yani evet, bir bakanlık bak ne kadar geciktirdiler. Ama en sonunda verdiler. Evet. Yeterli mi? Yok, hayır, yeterli değil. Yani Bağdat daha gibi bir yerde... Daha fazlasını hak eden bir milletiz. En azından bizim yani 3 milyon Türkmenden bahsediliyor Irak'ta, 2,5 milyon Türkmenlerden. En azından bizim 2 bakanlığımız olması gerekir. Bütün bakanlıklarda ya da bakan yardımcısı ya da işte müsteşarlar, uzmanlar olması gerekir. Değil mi? Yani bunun için de oradaki bizim Türkmen milletvekillerimiz bunu uğraşması gerekir. Biz burada nece mesela uğraşırız? Eminim ki oradaki Türkmen milletvekilleri de uğraşırlar. Tabii ki de. Ama Irak durumu biraz sıkıntılı. Zor bir süreçten geçti.
Yani ister istemez evet zaman kaybı oldu. Ama o zaman kaybını diyelim ki telafi etmeksin ya da aşmaksın, bizler Türkmenler olarak birleşmekte fayda var. Yani bizim Şiilik yapmak, Sünnilik yapmak lüksümüz yok. Türkmen Türkmendir. Doğrudur. Bölgecilik yapmak lüksümüz yok. Hangi bölgede olursak olsak Türkmen Türkmendir. Din bir, dava bir. Din bir, dava bir. Biz Irak içerisinde ben anlattım demin ne zor sıkıntılar yaşadık geçmişte de bugün de. Evet. Yani onun için böyle bir durumda daha fazla sıkı birbirimize sarılmamız da, daha fazla birbirimize destek vermemiz gerekir. Özellikle siyasetçiler, yani bizler burada ya da oradaki işte Kerkük'teki işte siyasetçiler, büyüklerimiz. Yani bunu göz önünde bulundurmamız lazımdı. Çünkü bu milletin vebalı bizim boynumuzda. Biz bugün burada bu kürsüde oturuyorsak bizim şehitlerimizin kanıyla, doğrudur, onların fedakarlığıyla, şehit analarımızın, babalarımızın fedakarlığıyla biz bugün rahat burada otururuz ve bu şekilde konuşabiliriz. Onun için biz hiçbir kimseyi unutmamamız lazım ve kimseye de ihanet etmememiz lazım. Yani davaya ihanet sadece başka taraf için bir ajanlık yapmak dahi. Milletin işini geciktirirse de şahsi menfaati siyasette on plana koyursa o da bir ihanettir. Doğrudur. O da bir ihanettir. Doğrudur. Onun için Allah bizi bu ihanetten uzak korusun eylesin, inşallah bütün siyasetçilerimiz. Peki Türkmenlere neden daha fazla bakanlıklar verilmiyor? Acaba bu bir korku mu Türkmenlere karşı? Hani daha fazla verirsek hani mekanın sahibi hani geri döner derler ya. Evet. Bir korku mu? Bu Osmanlı'dan Irak'ı terk ettikten sonra Irak İngilizlerin mandası altına girdi. Yani ta o dönemden bu kültür devam edildi bugüne kadar. Bu kültür bugüne kadar devam edildi. Ne yazık ki bugün bütün dünyada Türk'e karşı ve Irak'ta da Türkmenlere karşı, hatta Suriye'de de bak İran'da da, yani birçok yerde Türk'e karşı, Türk insanlarına karşı böyle bir eylem söz konusu. Yani çok fazla işte Türkmenler işte Irak'ta gelişmesin, işte güçlenmesin, işte daha fazla yani on plana çıkmasın. Halbuki biz hiçbir zaman hiçbir milleti yok etmedik. Yani bizim kültürümüz bir kere buna yol vermez. Osmanlı Devleti 600 sene bütün birçok dünyanın birçok bölgesine hükmetti. Yani eğer gelseydi o dönemler milliliği veya Türkçe dilini on plana alsaydı bütün bugün dünya Arapça ya da Kürtçe konuşmazdı, Türkçe konuşurdu. Yani ondan önce Selçuklu 300-350 il çok aynen doğru. Dünyanın birçok coğrafyasını hükmetti. Biz adalet için, insanlık için yani varık ve bunun için savaştık. Onun için kimse burada, Türkmenler bugün maalesef yani Irak'ta biz bunu gördük. Türkmenlere karşı bir ön yargı var. Yani bir bakanlığı bile bize zor ya da çok görürler. Ya da bir bakanlık bile bugün ki Türkmenlerin en önemli partisi, en büyük partisi olan Irak Türkmen Cephesi'nin den diyelim ki filterinden geçmesi lazımdı. Ama maalesef bir baksan bugün istedikleri gibi bir Türkmen koyuyorlar. Tabii biz herkese saygımız var. Yani kim olursa olsun o da bir Türkmendir. Ama siyasette, muadelede bunlar konuşulan şeylerdir. Evet. Bunlar olur konuşula. Yani konuşulsun. Onun için bir yüzden biz Türkmenler işte bakmamız lazımdı. Yani yönetim, iktidar bizimle neze davrandı. Biz de ona göre. Yani bizim bugün Kadirem hiçbir şekilde parçalanmak lüksümüz yoktu. Bu durumdan dolayıydı. Yani bu durum maalesef hem Irak'ın hem bugün hem bölgenin hem siyasi hem ekonomik hem sosyal sıkıntıları Türkmenleri çok daha fazla etkiler. Çok daha fazla etkiler. Kürt'ü çok fazla etkiler, evet doğru, ama çok fazla değil. Arabi de çok fazla değil. Neden? Çünkü onların toplu bir coğrafyaları var. Burada da toplu bir coğrafyası var. Yani bugün biz Erbil,
Evet. Ama çok... o coğrafyayı kendileri oluşturdular. Biz de kendimize bir coğrafya oluşturabiliriz. Tekel olursak. Onu neyden oluşturabiliriz? Onu birlik beraberliğimizle oluşturabiliriz. Evet. Onu güçlenmemizle oluşturabiliriz. Evet. Yani oluşturabiliriz. Hı-hı. Yani bugün evet biz Türkmenlerin merkezi Kerkük'tür. Ve buna gururla diyoruz. Evet. Yani direkt. Ama bugün Kerkük maalesef bir Türkmen varlığı yok olmakla karşı karşıya. Hı-hı. Yani bizim şimdi orada Kürt de geldiği zaman bizim için fark etmeli, Arap da geldiği zaman bizim için orada çok fazla fark etmeli. Evet. Yani bir Araplaşma politikası bu cümle devam eder. Bundan önce de bir Kürtleşme politikası var idi orada. Evet. 16 Oktober'den önce. O yüzden biz bunlara dikkat etmemiz gerekir. 2017'ye kadar sürdü hemen hemen. Ama biz mücadele bunlara... etmeye devam ettik. Tabii. Tabii biz de 2017'ye kadar hala da devam ediyoruz. Yine seçimlerle birlikte hani seçimler de yavaş yavaş yaklaşıyor. 2018 senesinde de şaibeli bir seçim yaşandı. Evet. Bilginiz var sizin de. Efendim şimdi siz Irak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Milletvekilleri olarak son olarak bu soruyu size sormak istiyorum. Merkezi Hükümet Bağdat'taki efendim milletvekillerimizle, Türkmen milletvekillerimizle irtibatınız nasıl? Evet, yani bizim Türkmen milletvekilleri maalesef burada ben hariç diğerlerinin yok. Hı-hı. İrtibatları yok. Yani hı-hı. Olmasında fayda var, evet var. Evet, evet var, olmasında fayda var. Çünkü belki birçok konuda eğer siyasi partilerimiz, siyasi düşüncelerimiz ayrı olsa da hı-hı. ama milli görüşlerimiz aynı. Hemen hemen aynıdır. O yüzden daha fazla güçlü olmamız için yani bizim burada Türkmen milletvekilleriyle, Bağdat'taki Türkmen milletvekilleriyle bir evet. iletişimin olmasında fayda var. Doğrudur. Fayda var. Hı hı. O yüzden ama şu ana kadar bu yapıldı mı? Yok, yapılmadı. Hı hı. Ama bizim bu konuda bizim Türkmen cebesi olarak ben yani bir sıkıntımız yok. Çünkü biz Türkmen cebesi olarak zaten merkezimiz oradır. Hı hı. Ve bizim oradaki işte Türkmen milletvekilleriyle hı hı. işte Erbil'de biliyorsunuz bir yürütme kurulu üyemiz var. Evet. O vesileyle de biz orayla bağlantımız devam etmektedir. Hı hı. Peki son olarak yavaş yavaş programımızın süremizin sonuna geldik. Nasıl geçti anlamadık doğrusu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hani bizi burada ağırladığınız için güzelim Türkmen şehri olan Erbil'de Olaylara Bakış programının ekibini tabii ki de ve bizleri ağırladığınız için neler söylemek istersiniz? Evet. Başta Türkmenyeli Televizyonu ve bütün çalışanlarına başarılar dilemek isterim. Çok hoş geldiniz. Yani bu fırsatı bize tanıdınız, verdiniz ve edebildik burada inşallah dediğimiz şeyler faydalı olmuştur milletin. Evet. Son olarak şunu demek isterim. Yani biz siyasetçiler, 12 milleti temsil ederiz. İster bakan, ister milletvekilleri, ister yöneticiler. Daha fazla güçlü olmak için milletin desteğine ihtiyacı var. Hı hı. Lütfen Türkmen milleti harda olursa olsun artık bir korku yoktu. Hı hı. Rahat bir şekilde herkes her şey diyebilir, söyleyebilir. Hı hı. O yüzden Türkmen milleti Türkmen siyasetçilerine güvensin ve daha fazla destek versin hı hı. ki biz de edebilek hem mecliste, parlamentoda ve hem bulunduğumuz yerde daha fazla sesimiz çıksın ve hak iddiamız olsun. Hı hı. Aynı zamanda da gene vurgururam. Birlik beraberlikte fayda var. Hı hı. Çünkü biz hiçbir şekilde parçalanma ya da şahsi menfaati, milli menfaatin önce tutmakta lüksümüz yoktu. Hı hı. Bir olalım, diri tek olalım, olalım, iri olalım, tek hı hı. olalım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Konuğumuz olduğunuz için bugün Olaylara Bakış programında. Çok siz sağ olun. Siz hocam, sağ olun. Sevgili Türkmenyeli Televizyonu ve Olaylara Bakış programı izleyicilerimiz, bu haftalık Olaylara Bakış programının sonuna geldik. Bu hafta efendim güzelim Erbil şehrinde, Türkmen şehri olan Erbil'deydik. Efendim bizimle birlikte konuğumuz Irak Türkmen Cebesi Erbil Milletvekili İmdat Sabah Bilal. Efendim stüdyomuzda değil tabii ki de Erbil'de kendilerinin yanında. Biz onlara misafir olduk daha doğrusu. Kendisi de bizim programımıza misafir oldu. Teşekkürlerimizi tekrar arz ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.